Türkiye'nin özetini anlatıyor bize. İlhan Bey, bu maden şirketiyle tanıştınız. Başsavcı olarak soruşturması gerektiğini de söylediniz ve sonra neler oldu? Evet, Erzincan'a göreve başlayınca yerel gazetelerde, işte İliç'te, henüz o zaman sondaj aşamasındaydı ve madenin iddiası, sondajın aslında çevreye zararlı olmadığını ve henüz üretime geçilip geçilmeyeceği belli değil. Onun için sondajın sorunlu olmadığını, işte ÇED raporu gerektirmediği falan iddiaları vardı. Oysa sondajda da siyanür kullanılıyordu. Çünkü bir yöntem eğer çevreye zararlıysa o sadece miktarı farklı olur ve kanundaki suç da gerçekleşmiş olur. Ben o dönem İliç halen de öyle, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıydı ve İliç'teki Cumhuriyet Savcısına işte bir takım gazete haberlerini de ekleyerek bu altın madeninin yaptığı faaliyetlerin çevreye zarar verip vermediğini, suç oluşturup oluşturmadığını araştırması için talimat yazdım. Fakat aradan epey zaman geçti. Bayram Bozkurt'tu değil mi? Sadece? Evet, Bayram Bozkurt. Sonradan kamuoyuna gizli tanık Efe diye geçen, işte Fethullahçı yapılanmaya ait oldu. Çünkü itirafçı oldu. Hatta bizzat Fethullah Gülen tarafından özel saat ve kendi giydiği terlemiş gömlekle adeti ödüllendirildi. Bunları itirafçı olunca teslim etti savcılara. Yani öyle tartışmasız. Hatta o Ergenekoncular yargıya, şey özür diliyorum, Fethullahçılar yargıya egemen olduğu dönemde kendisine estetik ameliyatı yaptırılıp başka bir isimle yeniden mesleğe falan kabul edildi. Böyle maceralı şeyler de vardı. Bunun keneyle suikast yapıldığını da iddia eden kişiyle Fethullahçılar. Tabii aradan epeyce bir zaman geçtiği halde soruşturmadan arada sordum, nasıl gidiyor, işte ne yapıyorsun falan, işte keşif yapacağız falan gibi şeyler oldu. Ve bu şahsın başka bir takım hukuksuz şeyleri de yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. İşte işe doğru düzgün gitmediği, haftada bir gün gittiği, işte bir takım başka davalardan, davaların taraflarından rüşvet talep ettiği, işte bazı işlerini yaptırıp parasını ödemediği falan iddiaları gelince bunun hakkında inceleme süreci başladı. Eş zamanlı olarak da Adalet Bakanlığı'na Bekir Buran isimli sonradan vefat eden vatandaş bir şikayet dilekçesi göndermiş. Adalet Bakanlığı onu da gönderince benim tespitlerimle ikisini birleştirip, tutanaklarımla ikisini birleştirip şahıs hakkında soruşturma başlattım. Ve o aşamada ifade veren kişiler bu şahsın maden sahiplerinden rüşvet aldığını da söylediler. Üstelik de oldukça peşine düşülürse, etkin soruşturma yapılırsa delillendirilebilecek bir iddiaydı bu. Çünkü hem tanıklar vardı, epeyce insanı dinledim. Mekanizmayı şöyle kurmuşlar. İşte şahıs şirketin o zamanki işte Amerikalı sorumlusunu Robert Rambeau diye şahsı çağırıp eğer işte ayda şu kadar para vermezlerse madeni çalıştırmayacağını, işte elinde benden aldığı talimat gereği bir soruşturma olduğunu, aksi takdirde madenin çalışmayacağını söylüyor ve bu mekanizmanın da işlemeye başladığını söylediler kişiler. İşte isimler var burada, isimleri tekrar etmeye gerek yok. Ve soruşturmayı gerçekten önemli bir noktaya getirdiğimi düşünüyorken, çünkü eğer soruşturma aşamasına geçmiş olsaydık, yani teknik olarak Adalet Bakanlığı ön inceleme izni verdi. O soruşturma aşamasına geçince artık ben derinlemesine delil araştırma aşamasına geçecekken birdenbire bir sabah masamda şöyle bir yazı gördüm Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden. Elinizdeki işte şu soruşturmayı bulunduğu hal üzere derhal bize gönderin. Şimdi bu çok anormal bir şeydi. Çünkü eş zamanlı olarak işte Fethullahçı yapılanmaya falan da soruşturmalar açmış durumdayım. Tabii
Cumhuriyet... Yani bu olağan dışı bir şey. Her zaman olmayan bir şey. Hangi tür dosyalar için? Ben çok uzunca süreli Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılığı yaptım. Hiç karşılaşmadım. Böyle bir şey de duymadım. Çünkü fezlekeye bağlayıp gönderdiler. Fezlekede şudur, olayı özetlersiniz. Artık o kayda girer, delillendirirsiniz ve kanaatinizi de yazarsınız oraya. Ne yapılması gerektiğini de yazarsınız. Yani soruşturulsun ya da iddialar gerçek değildir dersiniz. Şimdi soruşturmayı yapan benim. Dolayısıyla orada tanıklarla karşı karşıya gelen benim, olayı bilen benim ve fezlekeyi benim yazmam lazım. Bunun üzerine ben anladım. Bu işin zaten Fethullahçı yapılanmaya dair soruşturma nedeniyle de bir baskı vardı üzerimde. Bunun üzerine ben o gün öğlene kadar çok sıkı çalışıp fezlekeyi düzenledim. Fezlekeye kayıtlara geçsin diye. Delilleri yazdım. Tabii o deliller arasında şu da var. Rüşvete aracılık eden bir hukuk firması olduğunu, bu hukuk firmasının da... O dönemki bakanın oğluna ait olduğu. Evet. Onun dahil olduğu hukuk firması olduğunu, onlar aracılığıyla rüşvetin verildiğini. Oysa çok basitti bu. Altını bir daha çizelim mi İlhan Bey? Çünkü diğer tüm dosyalara da örnek. Yani maden şirketiyle savcı arasında rüşvetin planlamasını, aracılığını yapan kişi? Kişinin bulunduğu avukat bürosunda Adalet Bakanı'nın oğlu da olduğu söylendi. Bunlar zaten şeylere de geçmiş durumda. Ve hangi Adalet Bakanı? İbrahim Sayın İbrahim Gündüz'ün altın ölüm kitabında olay... yazıyor. Mehmet Ali Şahin'in oğlu. Aynı zamanda diğer ortağı ise AKP gençlik kollarındaki sorumlu yine bir teşkilattaki çalışan bir kişi. İkisinin ortaklığında. Ya ben hukukçu tedbirliyle masumiyet ben karnesi gereği soruşturmanın. Kitapta yazıyor zaten. Yani ben size sormadım bunu, o nedenle Murat Arel'e sordum. Bu arada tabii bu olayın hareketlendiğini görünce şirketin Amerikalı sorumlusu Türkiye'deki şeyi ziyaret ediyor. Erzincan jandarma yanında bir tercümanla jandarma komutanını ziyaret edip orada da aynı ifadeleri tekrar ediyor. Diyor ki bizden rüşvet istendi. Hatta o dönem işte tekten de kendisinden rüşvet istendiğini falan söylendi. Oysa biz biliyoruz ki mesela eğer soruşturmayı ben devam ettirebilseydim yapacağım şeylerden birisi o firmanın tüm yazışmalarına, buradaki muhasebe kayıtlarına, hepsine el koyup onları incelemekti. Çünkü bu rüşveti cebinden vermediğine göre bir şekilde muhasebeleştirilmesi lazım. O muhasebeleştirmeden bu en azından bir somut delil. Hatta işte teknik takip falan da önermiştim ben Adalet Bakanlığı'na. Fakat ilginç bir şey oldu. Tabii o dosya elimden çıktı. Daha sonra işte Fethullahçı yapılanmanın üzerine de çok yoğunlaştığım için ben tutuklandım. Sonra soruşturmayı adalet müfettişleri devam ettirdi. Aslında üstünü örttüler, öyle diyebiliriz. Çünkü çok daha basit gerekçelerle soruşturma aşamasına geçildiği halde bunlarla ilgili olarak disiplin cezası verdiler. İşte rüşvet aldığı izlenimi yarattığı için öyle bir hüküm vardır. Hakimler Savcılar Kanunu'nda. Savcıya disiplin cezası evet, verdiler. Bu olaydan dolayı böyle bir izlenim yarattığı için. Oysa soruşturulsaydı çok somut delillerde ortaya çıkarılabilecek bir şeydi. Ve ben işte cezaevindeyken de takipsizlik kararı verildi. İTÜ'den işte 3 bilirkişi seçmişler. O bilirkişilerle ilgili de daha doğrusu bilirkişilerin seçilme yöntemiyle ilgili de şimdi onlara dair bir şüphe de oluşturmak istemem. Çünkü gerçekten bu yöntemin ülkeye faydalı olduğunu ve tek yöntem olduğunu düşünen kimseler de var. Nitekim arada söylediniz ya madencilere haksızlık ediliyor falan gibi bir bakış açısı da var. Gerçekten. Evet, hem bu yönde bir, hem bir çok büyük fazla bir mesaj lobi, var. Hem de gerçekten iyi niyetli de böyle bakabilecek insanlar var. Daha sonra takipsizlik verildi ve işte bu bildiğimiz süreçler yaşandı ve şahıs daha sizin sonra karşımıza sebebiyet veren kişi. Evet, benim aleyhime bir gizli tanıklık sürecinde söyledi. Yani o rüşvet alan il iç savcısıyla siz sonra nasıl tekrar karşılaştınız? Orayı şöyle, bu şahıs daha sonra oradan tayini çıkarıldı. Daha sonra bu ben Fethullahçı yapılanmaya dair soruşturmayı derinleştirme sürecindeyken
Tutuklandım. Ergenekon terör örgütü üyeliği iddiasıyla. O makamınıza şahsın, gelerek üstelik. Evet, o görüntü öğretmeni siz direnmiştiniz. O şahsın Efe kod adıyla gizli tanık yapıldığını öğrendik. Çünkü ifadelerinden anlaşılıyordu. Zaten kendisi de daha sonra bunu övünerek söylediği için, açık kimliğiyle falan da ifade verdiği için gizliliği falan da kalmamıştı. Sonra 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz darbesinin sonrasında gözaltına alındı. İtirafçı oldu. Serbest kaçmaya bırak. Çalıştı galiba. Kaçarken bacağını kırdı. Bacağını kırdı. Sonra tutuklandı. Yeniden serbest bırakıldı. Kaçıyor olmasına rağmen. Sonra tekrar bir kere daha kaçtı. Yurt dışına çıktı. Şimdi şu an firari. Evet, şu anda firari. Hakkında açılmış davalar var. Cemaat davalarında da itirafçı olmuştu. Şimdi buradaki kesişim noktası aslında şöyle. Evet, itirafçı olmuştu. Kesişim noktası şöyle. Türkiye'deki o biraz önce bahsettiğim 19 siyanür liçi yöntemiyle altın çıkaran altın madeninden 5 tanesi 15 Temmuz sonrasında Fethullahçı yapılanmaya ait olduğu için işte başta Koza olmak üzere onlara el konuldu. Ve o dönem işte benden soruşturmayı derhal bulunduğu hal üzere bana gönder diye yazıyı imzalayan Ceza İşleri Genel Müdürü Fethullahçılıktan mahkum oldu. O görüşü veren kişi alt kademedeki daire başkanı Fethullahçılıktan mahkum oldu. Yani bir ciddi bir kesişim şeyi var bir dönemde. Peki bu şikayette bulunan yurttaş ölümünü siz şüpheli görüyor musunuz? Bugün bir çok hani fikrine de güvendiğim Erzincan'dan Hikmet Aksakal avukat, onunla görüştüm. O da yakınlarıyla görüştü. Çünkü o dönemde bana ya bu şüpheli olabilir, bu adam böyle bir şikayette bulundu. Sonra kısa bir süre sonra genç yaşına rağmen işte yaşamını kaybettiğince bir beyin kanaması teşhisi konulmuş. Onun için hani daha ileri şeyler söylemek hem belki anısına şey olur, yanlış bir ne diyeyim, bir gölge düşürür diyelim. Ama nihayetinde o şikayeti yapan ve çok şey bilen, hem o gizli tanık Efe hakkında hem bu rüşvet ilişkileri hakkında çok şey bilen bir yurttaşımız beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi. Bahsettiğiniz tarih 2008 ile 2010 aralığı değil mi Sayın Sakın? Evet, 2008-2010 aralığı bu soruşturmaların, bu sürecin yaşandığı otopsi şey. Otopsi yapıldı mı? Beyin kanaması dediniz de. Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum. Çünkü tam o sırada, Çalık Grubu değilim. Maden şirketine ortak oluyor ve ondan tabii burada, sonra burada bu bir yabancı sermaye dedik. Hani şu başlangıçta şey sorduğum soruyu herkesin sorması lazım. Örneğin Avrupa Birliği niye yasaklıyor? Ve bu firmaların çoğunun kökeni de İngiltere'dir. İngiltere'de şimdi Avrupa Birliği'nden çıktı ama yasaklama kararı çıktığında İngiltere oradaydı. Biliyorsunuz artık bir dönem sonra bu çevreye zararlı sanayiler küresel güneye aktarıldı. Hem iş gücü ucuz, hem çevreye verdiği zarar, işte buna ağır metal sektörü falan gibi şeyler de dahil. Onun için böyle bir küresel tercih de var. Yani eğer siz turizmden ya da çevreye zararlı olmayan diğer işte tarım gibi çok daha hayati sektörlerden bu geliri elde edecekseniz niçin bizim çevremiz yağmalansın? Değil mi? Niye kendi ülkelerinde bunu yapmıyorlarken o sermaye geliyor Türkiye'de bunu yapıyor? Bu sorunun hep o işte madenciler aleyhine tek taraflı konuşuyor diyen yurttaşlarımızın bunu düşünmesi evet. lazım. İlhan Bey, siz cezaevine girdiniz. O soruşturmalar başladı. Sonra bu şirketin ortaklığına Çalık Grubu o zaman mı? Hayır. Dahil 2008 oluyor? Yılında. Yok,